Eskişehir'deki kültür sanat faaliyetleri nasıl? Yani Büyükerşenimiz sağ olsun çok güzel organizasyonlar düzenliyor. Tiyatrolar, müzikaller falan. Çok güzel, ben çok memnunum. Her yerde tiyatro, sanat. Bakın orada çalıyorlar, şurada çalıyorlar. İzliyoruz, herkes gidiyor. Zaten tiyatroyu seven çok insan var. Tiyatroyla uğraşıyorum. Güzel ya, özel tiyatrolar çok burada. Sürekli haber alıyoruz zaten, grubumuz var. Tiyatro grubumuz olsun. Herkes haber salıyor birbirlerine işte. Gidiyoruz elimizden geldiğince, her gün gidiyoruz neredeyse. Kayseri size neyi anımsatıyor? Kayseri mıydı? Kayseri mi? Neydi? Malatya. Karıştı. Vallahi Kayseri bilmem ki, hiç gitmedim. Belediyemiz bu konuda büyük bir hizmet veriyor. Altyapı oluşturmuş vaziyette ve Eskişehir'de de bunu kabul etti. Zaten Eskişehir'in sosyalitesi çok yüksek bir halkı vardır. Buna çok uyumlandı. Üstelik çok ucuz. Her hafta cuma günleri senfoni orkestramız var. Ben İzmir'de de yaşıyorum. İzmir'in de senfoni orkestrasını biliyorum. İşte diğer kentlerinde. Eskişehir genç ekiple hiç diğerlerini aratmayacak kadar performansları çok iyi. Dünyanın sayılı virtüözleri ve şefleri geliyor. Ve bunu 5 lira gibi, 7,5 lira gibi bilet alırken utanarak alıyoruz. Rahatsız olarak alıyoruz. Yani dünyanın hiçbir yerinde sanat bu kadar ucuz değil. Dünyanın yaşanabilir sanıyorum 3. ya da 4. kenti seçildi, belki biliyorsunuz. Kayseri deyince aklınıza ne geliyor? Kayseri deyince aslında Kayseri çok köklü kültürü olan bir kent. Onu biliyorum, tarihi bir kentimiz. İlk aklımıza gelir. Artık ben onu hani gastronomi turizm olarak oradan söyleyeyim. Hani sucuğu ve pastırması. Daha gelişmişliği hak eder bir kent diye düşünüyorum. Aşka bir sevdum yoktur gidecek. Boylarına bakarım.